Herkese merhaba. Beyaz Yıka Giyer kanalındasınız. Ben Alp. Bildiğiniz gibi bu kanalda çeşitli finansal sohbetler, şirket incelemeleri ve kendi finansal özgürlük yolumdaki gelişmeleri duyuruyorum. Bugün de Ekim ayındaki durum değişikliğini ve durumun son halini sizlerle paylaşmak üzere bu videoyu hazırlıyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Öncelikle videoya başlamadan önce Ekim ayının ciddi manada benim açımdan olumlu bir seyirde geçtiğini ve portföyümün hayal edemeyeceğim kadar büyüdüğünü gördüm. Bu ay benim için çok olumlu bir aydı ve borsaya olan inancımı gerçekten ciddi manada geçmişteki günlere oranla daha fazla yaşarttı. Umarım siz de böyle bir ay geçirmişsinizdir. Eğer böyle bir ay geçirmediyseniz ileriki aylarda buna benzer ve daha iyi aylara sahip olursunuz diyerek videoya başlamak istiyorum. Evet. Öncelikle rüya gibi bir aydı söyleyebilirim. Gerçekten kendi adıma yakaladığım iki tane şirketle beraber almış olduğum aksiyonla beraber çok fazlasıyla verimli geçtiğini düşünüyorum. Birazdan bakacağız. E, bu ay benim adıma hep söylediğim gibi işte ralliler vardı bundan önceki videoları izlediyseniz banka sektörüne yeşil ışık yandı işte kırmızı ışık yandı hep bunun üzerine başlar video evet bu ay gerçekten kendi portföyüme yeşil ışık yandığını hissettim ve yeşil mumlar eşliğinde ayın sonuna doğru yaklaştım. Geçtiğimiz gün yarım günlük olan seanstaki e, düşüş aslında beni birazcık daha düşürdü çok daha iyi bir şekilde karşınıza çıkabilirdim ama olsun tüm gerçekliğiyle, tüm iyi rasyolarla, tüm iyi verilerle doğru şekilde size sunmak istiyorum. Evet bir tarz değişikliği yaptığımı söylemiştim. Bu tarz değişikliği yaptığımı da zaten sizlere kendimle sohbet serisinde portföy durum değerlendirme kısmında portföyü tane tane anlatarak ve oranları belirleyerek sunmuştum. Eğer henüz bu videoyu izlemediyseniz bu videoyu izleyebilir ve tarz değişikliğim hakkındaki bilgiyi alabilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse daha önceki de beklediğim yaklaşık 2 ay öncesinde değiştirdiğim bir değişikliği aktarmıştım. Ve bunu aslında Twitter'da seyir halinde yaptığım değişiklikleri söylüyordum. Ee, bildiğiniz gibi ciddi bir temettü odaklı portföyüm vardı. Ancak 2 ay kadar önce hem İstanbul seferimde tanışmış olduğum kişiler, almış olduğum tavsiyeler hem de yine çevremde çok sevdiğim dostlarımla beraber konuşmalarım neticesinde birazcık daha risk almayı tercih ettim ve bu riskle beraber portföyü büyütmem gerektiğini düşünüyordum. Bu yönde bazı değişiklikler yaptım. Birazcık daha rüzgar arkasına almış olan sektörlerle beraber e, portföyümü oluşturdum. Bunlar nelerdi? Enerji sektörü, havacılık sektörü vardı. Ve bu sektörler içerisinde başka oyuncular ortaya çıkabilir mi diye de takip etme kararı aldım. Bunların en şanslı olduğum kısım ise Hun Yenilenebilir Enerji'ydi. Hun Yenilenebilir Enerji'nin kap raporlarını tane tane okudum. Ee, İtalya ile ilgili olarak bir satın alma beklentilerinin olduğunu okudum. Daha sonra e, yönetim kurulu başkanının yaklaşık 60 milyon lotu farklı bir fonu aktardığını gördüm. Bu fonu aktarma bir satış mıydı yoksa daha sonra orada yapılabilecek satışlar sırasında yönetim kuruluna leke sürmemek için yapılmış bir aksiyon muydu bilmiyordum. Ama bunun olumlu bir işaret olduğunu düşünerek birazcık da aslında spekülasyonla yani hislerime dayanarak mantıksal veriler olmadan ciddi miktarda bir alış oluşturdum. Ve portföyüm o itibardan sonra hareketlenmeye başladı. Ancak Hun yenilebilir enerji ilerlemiyordu. Bu sefer değerlenen hisselerimden Hun yenilebilir enerjiye birazcık daha alım yaptım. Neticesinde yaklaşık %50-%60 civarında bir karla. Hun yenilebilir enerjide kısa sürede bir para oluşturdum ve sonrasında da satıp ayrıldım. Çünkü dediğim gibi hislerle yapılan bir alışveriş ve ortaklıktan hislerle ayrılmak uygundur diye düşündüm. Ve ayrıldım daha sonra hem biraz daha düştü daha sonra daha yukarı gitti ama dediğim gibi ben sattıktan sonra ekranımdaki hisseleri de çıkartıyorum. Fakat bunun bir artısı oldu diğer şirkette açıkçası GESAN'dı. Gesan beni e, düşündüğümden çok daha ileriye götürdü. Beklediğimden çok daha ileriye götürdü. Gerçekten Gesan için de rüya gibi bir aydı. Ayın sonuna doğru Gesan'la ilgili olarak görüşlerimi de söylemiştim. E, dönemsel olarak Gesan'ın yavaş yavaş portföyümdeki ağırlığını azalttığımı bu videoda da söylemiştim. Tamamen kar kaldı bir yerden sonra. Onu biraz daha taşıdım, onu da sattım. Sonra Brüt Takas döneminde e, girmesi ihtimaliyle iyice ağırlığımı azalttım. Daha sonra bir kere daha böyle e, taban oldu. Selim abi de paylaştı hatta. Tabandan birazcık daha aldım. Bunun hakkı burası değil. İşte diğer ortaklar Geotek, Smartge yani diğer bu sektördeki oyuncular bu şekildeyken hakkı bu değil diyerek yine aslında biraz daha duygularla spekülatif bir hareketle alım yaptım ve e, şanslı çıktım. Aslında bu kadar şanslı olmayabilirdim. Ama hep e, dediğim gibi yani riskimi minimize edecek şekilde hareket ettim. E, kazancımı, karımı azaltarak maliyetimi e, spekülatif hisselerimde en azından azaltmaya çalıştım. Belki Gesan sevenler Gesan Ortakları bunun spekülatif olduğunu düşünmeyecektir. Yani ben de aslında düşünmüyorum. Ama elle somut görülebilir verileri görmek bilançoyla olabiliyor. Burada hani öncü veri yok paylaşılmıyor. Sadece kap raporlarını görebiliyoruz. Bu nedenle kendim bu şekilde yorumladım diyebilirim. Peki portföy ne oldu? Buna da geçelim isterseniz. Evet bildiğiniz gibi geçen ay portföy ile ilgili olarak size bu görselle başlamıştım. Ve Amerika tarafında korkunç bir ay geçtiğini aylık performansı göstermiştim Eylül'de evet bunun sonrasında da ciddi bir şekilde portföyde portföye yapılan girdi miktarının harç olarak 8654 liralık fonlarda bir düşüş oluşmuştu. Peki bu aynı oldu? Bu ay gördüğünüz kırmızıların büyük bir çoğunluğu yeşile döndü ama hani hala Amazon'da, Tesla'da, Google'da ay içerisinde ciddi düşüşler görüldü. Apple dün itibariyle bir hareketlenme yaşattı. Çünkü iyi bir bilanço açıkladı. Bilançoları düşük gelen tarafta Microsoft ve Google'da günlük %9 düşüşlerin olduğu anları gördük. Ben buna rağmen portföy tarafımda düzenli alım yaptığım için fon tarafında alımlarımı devam ettirdim. Ve bu alımlar neticesinde bu ay yaklaşık 6 bin liralık bir alıma imza attım. Ve bu her şey derlendiğinde alımlarımı çıkarttığımızda bu ay bana 1889 lira 15 kuruş gibi bir değerlemeye sonuç olarak ortaya çıktı. Dolar olarak çok hareketli olmayan bu ayda, dolar tl olarak çok hareketli olmayan bu ayda 1889 lira kazanmış olmak e, bu yabancı fon tarafında ciddi bir avantaj oldu. Tabii ki buradaki 1889 liranın hepsi yabancı fonlardan gelmedi. Bu ayın başında bir değişiklik yaparak NNF ve Mac fonunu da e, dahil ettim. Hem Yaşar Yıldırım'ın hem de Haydar Acun'un e, fonunu portföyüme dahil ederek onlarla takip etmek, hem onları görmek, hem de onların getirilerini gün aşırı kontrol etmek açısından kendim böyle bir yola gittim ve gerçekten bir hayli karlı bir ay geçirdi onlarda. Tefas tarafında ona da bakabilirsiniz. Peki ne oldu? Şimdi onlara bakalım. NNF ve MAK tarafında 500 liralık yaptığım alımlarda yaklaşık %23 ila %24 arasındaki karla güzel bir şekilde büyüdüler. Hani eğer orada ciddi bir para bırakmış olsaydım, ciddi bir para koymuş olsaydım bu ay gerçekten %23 %24 bir kar elde etmiş olacaktım. NNF e ve MAK'ı aldığım gün aslında düşüş olmuş olması da yine buradaki karın yüzdesinin fazla olması konusunda bir avantaj oldu baktığımda AFS tarafı bu ay birazcık güçlü geldi ve portföydeki ana ortalamasını değer olarak %22.40'a kadar dayandırdı. Diğer taraflarda hani öyle ciddi aman aman büyüme ve değişiklik yok. Alım ortalamasına baktığımızda AOY portföyün çok daha altında kalıyor. AFT de %26.56'lık bir maliyet ortalaması varken portföye göre şu an %24.13'e kadar düşmüş olması portföy için olumlu gözükmüyor. Portföy için olumlu olan hisselere baktığımızda IPJ ve AFS tarafının çok güçlü olduğu gözüküyor. Bu da e, incelemek isterseniz diye ay bazında portföyün kendi içerisindeki e, fonlara özel olarak değişimlerini de takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu ay AFS tarafının güçlü bir yükselişi olduğu görülüyor. Evet hisse senedi tarafına geçelim. Hisse senedi tarafı gerçekten e, söylediğim gibi benim açımdan çok verimli çok güzel bir aydı. Yaklaşık %35'lik bir artış sağladım. Geçen ay 220 bin lira olan portföyümü bu ay 292 bin 810 lira olarak size sunabiliyorum ve üstelik sadece bu ay 2 bin liralık bir girdi yaptım ee, keşke ayın başında daha fazla girdi yapsaydım ama buna uygun bir param yoktu. Ee, dediğim gibi geçtiğimiz aylarda hep söylüyorum yüklü alımlardan sonraki aylarda ekleyebileceğim bir param olmuyor çünkü birazcık kredili mevduat kullanmış oluyorum buraya ekleme yaparken. Bu ay eklediğim parada bağımsız olarak tam 70.596 bin 596 TL'lik bir artış oldu benim gibi küçük portföyü olan insanlar için gerçekten ciddi bir meblağ yükselişi. Ve kafamda şöyle bir soru işareti var. Yani artı aydan sonra bir eksi ay gelir mi? Eksi gelirse ne kadar gelebilir? Tolere eder miyim? Burada acaba bir değişiklik, bir tarz değişikliğine gitmeli miyim? Birazcık daha güvenli bir alana geçmeli miyim? Aslında önümüzdeki Kasım performansımı bu belirliyor olacak. Ve Kasım içerisinde bazı değişiklikler de yapmayı planlıyorum. Kasım sonrasında belki size çok daha farklı bir planla gelmiş olacağım. Evet peki ne oldu? Güncü teyzeler ne durumda? Dolar biriktirenler ne durumda? Açıkça şunu söyleyeyim. Dolara karşı portföy çok fazla güçlendi. Neredeyse bu ay 3500 dolarlık bir kar ettim ee, eklediğim paranın dışında. 3500 dolar ciddi bir para. Yani bakıldığında e, sansasyonel benim kendi maaşımla kıyasladığımda sensasyonel boyutta bir e, bist karı olduğunu söyleyebilirim. Maşallah diyelim bol bol maşallah diyelim. Çünkü e, önümüzdeki aylarda bunun devam edebileceğini aslında ben çok düşünmüyorum. Ama nazar değdirip de devamını engellemek istemem doğrusu. Peki bu sırada ne oldu? Portföy dediğim gibi 292.810 liraya ulaştı. Eğer ben hiçbir şey yapmasaydım, sadece TL tutsaydım bugüne kadar şu an 179.345 lira olacaktı ve ciddi olarak zararda olacaktım. Peki eğer ben bunun yerine her alımımda altın alsaydım ne olacaktı? Bir ara portföyü geçen altın daha sonra çok yataya bağladı ve 195.681 lira olarak Duruyor. Yani altın biriktirseydim neredeyse portföyden 100 bin lira daha aşağıda bir mal varlığına sahip olacaktım. Peki dolar biriktirseydim ne olacaktı? Dolar biriktirseydim de 213.282 lira olacaktı. Ee, herhangi bir dolar atağında tabii ki bu dolar çok hızlı bir şekilde bana yetişebilir duruyor. Yani ama aradaki farka baktığımızda yaklaşık 80 bin liralık bir fark söz konusu. Dolarda da 80 bin liralık bir fark oluşturmuş durumdayım. Biste ve portföye inen Ama burada dediğim gibi arkama aldığım güç birazcık daha enerji sektörü oldu. Birazcık daha havacılık sektörü oldu. Ve yakalamış olduğum bir iki hissenin de ciddi payı var. Ancak kendi kıyaslamamda %35 kar yaparken bu ay diğer tarafta aslında %35 kar değil. Karı çok daha fazla yaptım. Ancak bir önceki aylara oranla büyümem %35 olarak gözüktü. Ancak NNF ve mak tarafı %25 yaptı. Ben de yaklaşık burada %50, %45'lik bir büyüme yakalamıştım. Ee, baktığımda e, aradaki farka göre aslında iyi yönettiğimi düşünüyorum bu ay. Umarım gelecek aylarda da bu yönetim tarzını kullanabilirim. Peki son durum ne? Biliyorsunuz ben kendim e, uzun vade portföyümü bazı hedef başarımlarına göre kıyaslıyorum ve e, yıllık 132 bin lira temettü kazanabileceğim bir sistem oluşturmaya çalışıyorum. Neden 132 bin lira? 132 bini e, böldüğünüzde 12 aya e, 11 bin lira oluyor. 11 bin lira da 2 asgari ücret anlamına geliyor. 2 asgari ücretle yarışmaya çalışıyorum başlangıçta. Bunu yakaladıktan sonra hedefimi tabii ki arttıracağım. 2 asgari ücretten daha fazlasını istiyorum tabii ki. Ama öncelikle başarılabilir ve gerçekçi bir hedefle yarışmak iyi olur diye düşünüyorum. Ancak burada şöyle bir durum var. Geçmişte birazcık temettü hisselerimin de yoğunlukta olması nedeniyle temettü verimim şu anda olmamasından kaynaklı olarak düşmüş durumda. Ve ben ne yaptım? Ee, bu düşüşten kaynaklı olarak temettü verimimi sizle paylaşmak istiyorum. Şu an portföyün temettü verimi %3.05 Eğer eski durumda olsaydım %5.08 bir temettü verimim vardı. Bu da şu an önümüzdeki sene itibariyle bu portföy bana 8.944 lira muhtemel temettü getirme ihtimali sunuyor. Ve bu da %6.78 lik bir başarım oranı. Eğer e, daha önceki paylaştığım videolarda işte yeğenim için oluşturduğum portföydeki hisseleri almış olsaydım bu paraya Eşit oranda 1 bölü 3 oranda 3 hisseyi almış olsaydım bu hisseleri merak ediyorsanız ekrandaki görselde bulunan videoyu e, erişerek bakabilirsiniz. Eğer bunu almış olsaydım portföydeki temetli bölümü %9.87 olacaktı ve gelecek sene yaklaşık 28.891 liralık muhtemel bir temettüye yaklaşmış olacaktım. Bu da hedefimi yaklaşık olarak %22 oranında başardığım anlamına geliyor. Şubattan Ekim'e kadar %22 benim beklediğim bir büyüme değildi. Gerçekten çok iyi oldu. Ee, bu seviyede olmak beni mutlu ediyor ama dediğim gibi birazcık daha korumacı, birazcık daha dikkatli ve temkinli bir yaklaşım kasım ayı itibariyle geçmeyi planlıyorum. Peki 3.3 milyon TL yani %4 kuralına göre durum ne? Burada fonları da dahil ediyorum. Baktığımızda e, toplam mal varlığım 373.524 liraya ulaşmış durumda. Başlangıçta biliyorsunuz Şubat'ta ikisini birleştirdiğimizde 102.000 olan durum şu an 373.000 olması. Buranın tabii ki tasarrufla ve artışla gerçekleşmiş olsa da yaklaşık 3.7 katlık bir büyüme kendim için çok başarılı olduğunu düşünüyorum bu kadar kısa süre içerisinde. Ee, peki 3.3 milyona ulaşım için ne kadar yaklaştım? Burada da yaklaşık %11 yaklaşmış durumdayım. Yani eğer bunu ee, kartopu etkisi ve birleşik getiriyle kullanırsak yaklaşık 3 yılda 4 yılda yakalayabilme ihtimalim beni çok heyecanlandırıyor. Ve sabırla bu ihtimale yürüyeceğim. Bu ne kadarı? İşte hisse senetleriyle ne kadar fonlarla ne kadar başka bir türev araçla olur bilmiyorum ama bunu bir şekilde kullanmak ve büyütme amacındayım. Aklımdaki bazı yatırım araçlarından birkaçını size söyleyebilirim. Şimdilik tahvil, Eurobond veya birazcık daha böyle e, kur korumalı mevduat özelinde geçip birazcık daha takip etme planlarındayım. Ama tabii ki portföyümün %100'ünü değil yani %30 ya da %20'lik bir kısmını bu tarafa kaydırmayı düşünüyorum. Onun dışında Amerika tarafında artık işlerin iyiye gittiğini düşünürsem birazcık daha fon portföyümü ağırlaştırıp hisse senedi tarafımı azaltmayı düşünüyorum ve yakında Midas'ta işlem yapmaya başlayabilirim gibi düşünüyorum kendim. Eğer bu da ortaya çıkarsa bununla ilgili olarak da paylaşımları sizlerle ee, paylaşmaya çalışırım. Peki bu durumda size geçen haftalarda ve aylarda söylediğim enerji sektörüyle ilgili olarak bir seri yapıyordun ne durumdasın diye sorarsanız şöyle söyleyeyim bir yandan doktora yapıyorum biliyorsunuz bilgisayar mühendisliğinde iş yerinin yanı sıra doktora yapıyorum çok yoğun geçiyor günlerim akşamları kütüphanede çalışıyorum gerçekten hafta sonlarını kütüphanede harcıyorum çok fazla ders çalışmam gerekiyor ve yetişmem gerekiyor çok projem var. Bu yoğunluğu atlatır atlatmaz bu seriyi de tamamlamaya çalışacağım. Çünkü bu seriyi neden birazcık da gecikti diyorum. Bilançoları görmek istiyorum. Bilançoları görmeden yaptığım paylaşımlarda huzursuz oluyorum. Ama bilançoları beklerken geçen sene biliyorsunuz Karsu Tekstili bekledik. İşte Mercan Kimya'yı bilançolar açıklanmadan söylemiştik ama Chusan'ı bekledik. İşte Gesan'ı bekledik. Bunları bilanço olarak bekleyip paylaştığımızda da getiri oranı biraz düşmüş oluyor. Ee, burada bir işte karşılıklı bir trade-off'tayım. Bakalım buna da bir karar verip. E, durumu netleştireceğiz. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, serinin devamı için yorum yapmayı unutmayın. Eğer bu kanaldaki videoları kaçırmak istemiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.